Herkese merhaba. Z Talk YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı. Her zaman olduğu gibi merak edilenleri konuşmaya devam ediyoruz. Bugün Skype bağlantımız var. Bağlantımın hemen diğer ucunda çok sevdiğim, çok değerli bir hanımefendi, astrolog Ayça Aydın bizleri bekliyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, nasılsınız? İyiyim, siz? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Bugün yine sizinle bir arada bilgilendirmeye çalışacağız izleyicilerimizi. Umarım keyifli bir yayın olur diyelim. Evet, ben hemen 25 Mart ay tutulmasıyla başlamak istiyorum. Aslında çok bir vakit kalmadı, yavaş yavaş yaklaşıyor ve şöyle bir paylaşımınızı gördüm. Bizi 2006 yılına götürecek diyorsunuz. Bizi neler bekliyor, neden 2006 yılındaymışız gibi olacak ay tutulması gerçekleştikten sonra? Şöyle, öncelikli olarak 25 Mart tarihinde 5 derece terazi burcunda yarı gölgeli bir ay tutulması gerçekleşecek. Bir de yılın ilk tutulması aslında. Yılın ilk tutulmasını deneyimleyeceğiz ve genelde ilk güneş tutulması yaşanır ama ardından ay tutulması yaşanır. Bu sebeple biraz böyle değişik bir yıl içerisindeyiz diyebiliriz. Burada 113 numaralı Saros döngüsü dediğimiz, yani biz astroloji dilinde ve astrologların anlayabileceği bir dil aslında. Her tutulmanın bir Saros döngüsü vardır ve o Saros döngüleri de geçmişte benzeri tutulma yaşanmıştır ve benzeri olaylar olmuştur. O olayların tekrar etme olasılığı fazladır. Bu yüzden de bu Saros döngüsü 113 numaralı aileye ait olduğu için şöyle bizi bir 2006 yıllarına götürecek. Biz o dönem ne yaşadık, neler çektik, neleri kapatamadık veya hangi hayallerimiz yarım kaldı? Benzeri olayları yaşama ihtimalimiz hem bireysel de hem de ülke olarak yüksek görünüyor. Yani bizi bekleyen böyle çok kritik bir olay olacak mı mesela? 2006'da yaşanılan bir şeyin yeniden yansıması olabilir mi? Aksine bence şu şekilde olabilir. Bazı paralar tedaviden kalkmıştı biliyorsunuz 2006 yıllarında. Bizler dişler parayı daha çok konuşacağımız bir döneme doğru gidebiliriz. Terazi burcunda gerçekleşen ay tutulmaları biraz daha ikili ilişkiler, hak, hukuk, adalet arayışları dediğimiz durumları meydana getirir. Çünkü terazi burcunun içerisinde çok naif bir burçtur ve hep dengede kalmaya çalışıp dengede kalamayan, aynı zamanda da ikili ilişkilere çok önem veren bir tablodur. Bizim için biraz daha bu tutulma evet bitişleri simgeliyor ama en sert tutulmamız 8 Nisan'da yaşanacak tutulmamız. Oraya geleceğim. Oraya gelmeden önce Mart'la ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. 20, 21 ve 22 Mart'ta boyut kapısı açılacak diyorsunuz. Bu konuyu biraz açalım mı? Boyut kapısı ne demek? Neden boyut kapısı bu ay açılıyor ve bizi neler bekliyor olabilir bununla ilgili? Aslında bununla ilgili böyle hani çok böyle ayrı bir canlı yayın yapmak isterim sizinle. Böyle Instagram'da bu bilgilendirebiliriz. Çünkü çok daha kendi içerisinde farklı da bir konu. Biraz daha spiritüel alanla da ilgili. Yüzyılda bir, hem bunu astrolojiyle de ben çok birleştiriyorum. Açılan bir boyut kapısı var. Daha doğrusu kapıları diyebiliriz. Bu kapılar aslında şöyle düşünebiliriz. Biz anne rahmindeyken ve annemizden doğarken de bir boyut kapısından çıkıyoruz aslında. Yani bir enerji formatından bahsediyoruz. Ve dünya genelinde açılacak bu boyut kapısı hem insanlar olarak hem ülkeler olarak aslında önemli. Çünkü bir enerji formu oluşacak ve hep şunu diyoruz ya, artık uyanın, uyanış zamanı vesaire diyoruz ya. Aslında böyle bir süreçte insanlarda farkındalık ve bilinç seviyesinin yükselmesi dediğimiz bunları deneyimleyeceğiz. Tabii ki enerji çok hızlı akacağı için kimimizde biraz böyle sersemlemeye de sebebiyet verebilir ama o gün şu konuda çok önemli. Doğanın saati yoktur ama dua etmek, dilemek, ibadet etmek inancımıza göre yardımlaşmak o kadar kıymetli ki ve bir de hayatımız boyunca cesaret edemediğimiz bunu sonra başlatırım ya dediğim çok büyük projeler için başlatmak için inanılmaz güzel bir zaman. Benim iki tane büyük projem var o zaman bekliyorum mesela başlatmak için. Bence bu şekilde değerlendirebilirler. Yani başlangıç 21 Mart diyebilir miyiz bir şeyler için? Evet, zaten bizler için astrolojik olarak yeni yıl bizde yılbaşında başlamıyor. 20-21 Mart'ta bahar ekinoksu ile başlıyor. Ve astrolojik olarak bir gün dönümüne de geldiği için
O gün de boyut kapılarının 100 yılda bir açılan bir boyut kapısı olduğu için de enerji çok güzel akıyor ve 100 yılda bir gelen Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen liderleri de düşünürsek eğer hem İslam alimlerini hem evliyaları inanılmaz güzel bir enerjinin akacağını söyleyebiliriz gerçekten. Şimdi Mart'ta böyle dolu dolu şeyler yaşayacağız. Hem Aytut olması hem boyut kapısı açılıyor. Hem Evet. Ramazan ayındayız hem de ay sonunda biliyorsunuz ki 31 Mart yerel seçimleri var. Seçimler nasıl etkilenecek Aytut olmasından ve astrolojiye göre haritalara baktığınızda İstanbul için Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu mu daha önde görünüyor? Var mı böyle bir çalışmanız şu anda? Böyle pat diye sordum daha öncesinde bu konuyu Estağfurullah. konuşmadık ama. Varsa Estağfurullah. Şimdi dinleriz. iki tutulma aksındayız ve Ramazan ayında aslında çok belli zamanlarda yani uzun yıllardır gerçekleşen bir durumu yaşıyoruz. Ramazan ayında iki tutulmayı karşılıyoruz ve Merkür de retroya doğru geçiş yapacak. Merkür zaten retroya girdi mi ortalık yangın yeri oluyor biliyorsunuz. Biraz böyle iletişim karışıyor. Geçen Cumhurbaşkanlığı seçimlerde de Merkür'ün durağan pozisyonda olması sürekli bir ortalığı karıştırmıştı oy oranları ile ilgili. Şimdi seçimlerle ilgili İstanbul ve İzmir üzerinde evet öngörüler yapabiliyoruz. Ankara'da öngörüler yapabiliyoruz. Neden? İzmir'in işgalinden yani İzmir işgalinin kurtuluş yılının bir doğu haritası var. İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet'ten kalan bir doğu haritası var. 29 Ekim 1923 yine Ankara bazlı yorum yapabiliyoruz ama diğer iller için çok keskin konuşamıyoruz. Fakat bu süreç itibariyle baktığımızda İstanbul'da çekişmeli bir şekilde geçecek ama Sayın Murat Kurum'un önde olacağını ve kazanabileceğini ben kendi yaptığım okumalarıma göre düşünüyorum. Ankara'nın Mansur Yavaş'ın devam etme olasılığı çok çok yüksek görünüyor oy noktasında. İzmir'de aslında çok enteresan bir şey var ve hala da böyle oturup anlamlandıramıyorum İzmir'i. Çünkü Hamza Dağı'nın oy oranları gerçekten İzmir'de şaşırtıcı olacak gibi görünüyor. Kazanır mı konusu zor ama hani ilk defa İzmir gibi bir noktada AK Parti'nin oy oranlarının artması da biraz böyle kayda değer bir şey olacak gibi de açıkçası duruyor. Sürpriz olur mu? Olabilir tabii ki Allah bilir ama yine de ben tabii ki İzmir çok hani CHP'nin biliyorsunuz ki kalesidir. Çok bırakacağını da düşünmüyorum elbette bu noktada. Değerlendirmeniz için teşekkür ediyoruz. Peki Rica diğer ederim. bir tutulmaya geçecek olursak Mart'tan sonra hemen Nisan ayının ilk Evet. haftasında diyebiliriz güneş tutulması başlayacak. Kuzey Amerika'da en net şekilde görülecek. Türkiye'de göremeyeceğiz. Ve ateş çemberi şeklinde görülecekmiş. Siz neler Evet. söylemek istersiniz? Peki bu tutulmadan sonra bizleri neler bekliyor? Bir doğal afet, depremler. Çünkü depremlerle ilgili yaptığımız çalışmalar neredeyse yani %95'i tutuyor ve bu hem korkutucu bir şey hem de astroloji ne kadar önemli olduğunu da görebiliyoruz. Tabii ki her şey Allah biliyor. Tabii ki Allah'ın dediği olur ama astrolojik çalışmaları da yabana atmamak gerek. Yani bunlar bir ön çalışma, bir öngörü oluyor. Ama bu alanda yaptığınız tahminler ve çalışmaların büyük oranda gerçekleştiğini görüyoruz. Neler söylemek istersiniz? Şimdi bu güneş tutulması 8 Nisan'daki tutulma tam bir tutulma olacak. O yüzden bir ateş çemberi adı veriliyor aslında. Astrolojik etkiler açısından tam tutulmalar çok etkili, çok keskin ama sonuçları çok fazla sarsıcıdır. Tam tutulmalarda biz olayları çok ani ve hızlı yaşarız ve tutulma sürelerini göre de aslında yaşadığımız etki alanı zamana yayılır. Mesela parçalı bir tutulmada biz olayları şöyle yaşarız. Parça parça hayatımızda devam eder. Fakat tam tutulmada hayatımızın ortasına bir şey iner ve çok karmaşa yaşarız. Ayın güneş tarafından bütün ışığı tamamen örtülür ve ay asla ışığın örtülmesinden hoşlanmaz zaten. Hava tamamen kararma enerjisinde olur ve Kuzey Amerika ve Amerika zaten bu tutulmadan izleyebildikleri için en çok etkilenecek ülkeler ve özellikle Eylül ayında biz Amerika'nın çok fazla seçimlere de gidecekler biliyorsunuz Kasım döneminde. İnanılmaz bir kaos, inanılmaz bir karışıklığı bu tutulma hissiyatında göreceğiz. Genel olarak 4 dakika 28 saniye süren bu tutulma Koç burcu.
Yani ateş elementinde olması dolayısıyla maalesef ki çok hani yumuşak bir tutulma olarak görünmüyor. Koç terazi aksındayız. Mars Venüs kavgasını izleyeceğiz. Yani bir yanda agresiflik, bir yanda naif dediğimiz, bir yanda savaş, bir yanda barış dediğimiz bir tema var. Ve haliyle de daha bu tutulma devlet yöneticiliği, kralları, siyaseti ve tamamıyla yönetim ele alacak. Ama bir yandan da biliyorsunuz ki ülkemiz tarafından baktığımızda kentsel askeri hareketliliklerimiz oluyor. 25 Mart'ta Mars üzerinde ay tutulması olarak bu yine maden ocakları, askerler sınır operasyonlara dikkat çekerken 8 Nisan'da bunu biraz ikiye katlıyor. Böyle düşünebiliriz. Yani etkileri yumuşak değil, yumuşaklık için beklemeyelim. 4 sene gibi hayatımıza yakacak bir enerjiden bahsediyoruz. Yani 4 yılı etkileyecek bir enerji olacak. Yani büyük bir tutulmadan bahsediyoruz o zaman. Evet, yani depremsellik noktasında şunu söyleyebiliriz Tuğba Hanım. Ben çok büyük bir deprem öngörmüyorum açıkçası. Belki Ege taraflarında Plüton ve Uranüs hattının geçişi dolayısıyla 5,3 gibi Muğla, Manisa çevreleri, Burdur gibi yerlerde belki olabilme ihtimali var. Fakat yine de çok büyük bir deprem beklemiyorum. Neden? Biz 99 yılında Aslan Burcu'nda bir güneş tutulması yaşadık. Ve bu tutulma aslında Güney Ay düğümümüz üzerinde ve büyük bir gross kare oluşturarak oldu. Ve biz bunun neticesinde 99 depremini deneyimledik. Yani biz bu kadar büyük olaylar ve büyük depremlerde biraz Aslan Burcu'na bakmamız gerekiyor. Keza 6 Şubat depreminde de bir gün öncesi Aslan Dolunay'ı gerçekleşmişti. Ya Aslan'ın büyük depremlerde vurguları çok daha fazla çalışıyor diyebilirim. Yıkıcı etkileri daha fazla çalışıyor diyebiliriz. Fakat ben bu sene yani böyle ülkemizde çok büyük bir deprem açıkçası beklemiyorum. Ama seller, yağışlar, dere yataklarının taşması, ani değişen hava koşullarını bizlere verebilir. Evet, inşallah olumsuz şeyler yaşamayız çünkü gerçekten yaşadıklarımızı daha kaldıramaz haldeyiz. Allah bir daha inşallah o kötü günleri bize göstermesin, yaşatmasın diyoruz.